grevlerin bitmesinden sonra normalde hani takviyeler verilmesi lazım, diyet yemekleri verilmesi lazım ama verilmiyor. Yani çoğunlukla verilmiyor. Yetmemiş gibi bir de tekli hücrelere atılıyor. Psikolojik bir baskı haline getiriliyor. İşte ya bugün de çok güzel yemek çıkmış, mis gibi de kokuyor gibi o açlık grevine uygulayan arkadaşları psikolojik olarak bir şeye sokuyor arkadaşları. Hani bir baskıya maruz bırakıyorlar. Öncülüğü annelerin yaptığı diyelim bir adalet nöbeti TUAİDER üzerinden öncülüğünde başlatılan bir adalet nöbeti. Bu adalet nöbeti tüm tutukluları yurtseverim diyen, bu tecritin kalkmasını isteyen Abdullah Öcalan üzerindeki bu ağırlaştırmış tecritin ve aynı zamanda fiziki özgürlüğünü tek talebi isteyen herkesin yapması gereken, herkesin bu yönü vermesi gereken yer adalet nöbetidir. Sancaktepe'den sonra şu an Esenyurt'tayız ve inanılmaz her kesimden sol, sosyalist, yurtseverim diyen ve bu tecriti kabul etmeyen ve bu ağırlaştırılmış bu ekonomik dar boğazda yaşamını sürdürmek için uğraşan ve bunu kabul etmeyen herkesin sahiplendiği bir yer, bir nöbet haline geldi. Bu da cezaevlerindeki o açlık grevlerine bedenini açlığa yatıran tutsaklara sestir. Ve o sesi, o talepleri yerine gelene kadar da bu nöbetler de devam edecektir. Ettireceğiz de. Bunun hepimizin sahiplenmesi gerekiyor. Bu bir tek bize değil, bir tek size değil, tüm ezilenlere, tüm mağdur olanlara, tüm herkese, toplum artık nefes almalı, toplum artık rahat olmalı. Yani özgürce konuşabilmeli, özgürce yaşayabilmeli, özgürce kendini ifade edebilmeli ve bunun yolunun da bu tecriti kaldırmak, bir bütün ses olmak ve birlikte olmak, dayanışma halinde olmak. Biz dayanışırsak, biz bir arada oluruz. Aslında biz çokuz ama parçalı olmak istemiyoruz. Bir bütün olalım. Bir bütün olduğumuz zaman da biz çok güzel şeyler yapacağız. Bu ülkeye, bu topluma, bu insanlara, hepimiz bu yaşadığımız bu yerlere özgürlüğü getireceğiz, aydınlığı getireceğiz, rahat bir nefes almayı getireceğiz. Bir arada olacağız, barış içerisinde olacağız, savaşlar olmayacak. Bugün Kürdistan'da, bugün Rojava'da, bugün Suriye dediğimiz yerde savaşlar oluyor. Neden oluyor? Kürt halkının üzerine giden bombalar, bu bombaların nereden parası nereden çıkıyor? Bizlerden çıkıyor. Artık bunların olmaması için duyarlılık şart diyoruz ve bir bütün gelin hep beraber el ele verelim. Hep beraber yan yana olalım ve bu tecriti kıralım, bu hukuksuzluğu kıralım. Daha özgür, daha adil, daha insanca yaşam için hep beraber olalım diyoruz.